Merhabalar Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boncuklu çok güzel bir tunus işi patiğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle iki buçuk numara tunus şişimiz var. Şöyle tuhaf eden, alınan incilerimiz var. Patik için söylerseniz ona göre inci verirler arkadaşlar. Bir tane de pudra patik ipimiz var. Bunun markası Ören Bayan Dora. Şimdi patiğimize geçelim. Arkadaşlar bugün size bu boncuklu tunus işi patiğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Patiğimiz sade ve şık oldu. Şöyle tabanını da siyahla yaptım daha kullanışlı olsun diye. Bu 38 numara için. 37 yapmak isteyenler arkadaşlar buradaki boncuk sırasından bir tane eksik yapsınlar. 39'larda şurada son sırayı iki sıra örerek tamamlasınlar. Aynı boncuk sırası bu şekilde olsun. Son sırada ben bir sıra boş ördüm arkadaşlar. Siz iki sıra boş ördüm biriyle ekledik biri de burada kaldı. Üst sıra boş örerek 39'u bulabilirsiniz. Şimdi patiğimizin yapım aşamasına geçelim. Önce boncuklarımızı ipe geçirerek devam edelim. Boncuklarımı da ipe nasıl geçirdim göstermek istiyorum. Tabii ki bilenler vardır ama yeni öğrenen arkadaşlarımız var. Böyle genç arkadaşlarımız. Şöyle patik ipimi iğneme taktım. Buradan şu boncuklu Boncuklu ipten arkadaşlar boncuğun ipinden şöyle orta bir yerden geçiyorum. Şöyle bunu da buradan geçiriyorum. Burası biraz ince olduğu için zorlayabilir. Şu şekilde geçireceğiz. Şu şekilde geçirdim. Şimdi tek ipimi çıkarıyorum. İğnemizi de çıkarıyoruz artık. iğneyle işimiz kalmadı. Şöyle Şimdi boncuklarımızı buradan diğer ipe geçiriyorum. Bu şekilde geçiriyoruz. Ben şimdi tam bir dalı arkadaşlar geçiriyorum. Şöyle birkaç tane artıyor ama tam bir dalı geçirirseniz daha iyi olur. Çünkü elinizin sıklığına göre sizinki belki değişebilir sık örerseniz daha da çok bir sıra daha fazla örmek zorunda bazen kalabiliyoruz. Şimdi ben bunları hepsini ipime geçireyim. Örme kısmına geçelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle benimle başlayın. Herkese kolay gelsin. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Sadece bunu kilit olarak kullanacağız. Şöyle bol olarak buraya 9 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincirimizi çektik bu baştaki zincirimi hemen ilmeğime batmıyoruz yanındaki ilmeğime batarak ilmeklerimi çıkarıyorum 2 3 4 5 6 7 8 Buradaki ilmeğime batıyorum. Şöyle iki tanesinden alacağım bunu. 9. Buraya 9 tane ilmek çıkardık. 2 4 6 7 8 9. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatarak geri geliyorum. 3. sıramızı bitirdik. Şimdi artırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle başına alıyorum. Burada alt taraftan doladım. Önümdeki ilmeğimi örüyorum. Bu artırma daha kolay. Daha önce farklı artırma yapıyorduk. İnan bu daha kolay gelecek size. Şimdi normal ilmek ilmeklerimi örüyorum. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar son ilmeğimi örmeden yine artırma yapıyorum. Şöyle ipimi doladım şişime ve son ilmeğimi örüyorum. Şimdi sayalım. 9'da başladık. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 tane artırmış olduk. Şimdi i̇kişer ikişer bunları yine toplayarak başa geliyoruz belirli bir sayıya kadar ikişer ikişer artıracağız. Şimdi bir kere daha artırma sıramızı göstereyim. Örmeden hemen şimdi artırmamı yapıyorum. Şöyle ön taraftan alıp ipimi doladım şişimi. Hemen burada bu artırmamız bak. Hemen burada ilmek oluşma oluştu zaten. Şöyle netleştirelim. Şurada bak artırmamız bu arkadaşlar. Diğerleriyle aynı, hiçbir farkı yok. Bunu örüyorum. 3 tane oldu. 4 5 6 7 8 9 10 Burada artırmamız örüyorum. 11 Buraya bir tane artırma yapıyorum. Şöyle şişime ipimi aldım ve sonuncuyu örüyorum. Yine bu sırada da iki tane artırmış olduk kenarlarda. Toplamda 2 4 6 8 10 11 12 13 tane ilmeğimiz oldu. Tek sayı ile başladım arkadaşlar. Tek sayı ile başlamamız gerekiyor. Yukarıda boncuklar tek sayıyla geliyor sayıları. Kapatarak geri geliyorum. Şu anda 13 tane ilmeğimiz var. Bir sırada artırma yapayım. Ondan sonra ne kadar yapacağımızı söyleyeceğim. Hemen şişime ipimi doladım. Artırmamızı yapmış olduk. Buradan hemen örüyorum. Gördüğünüz gibi bu artırma artırmayı da ördük. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. ve son ilmeğimi örmeden tekrar artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptım. Son ilmeğimi örüyorum. Şimdi 2 4 6 8 10 12 13 14 15. 15 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunları kapatarak geri geleceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 27 tane burada ilmeğimiz olana kadar artırarak öreceğiz. Ben şimdi 27 tane ilmeğimi yapana kadar öreyim. Siz de örün. videomuz boş yere uzamamış olsun. 27 tane ilmeğim olana kadar artırdık. Kaç sıramız oldu? Onu da söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sıramız oldu. Şimdi bir sırada boş olarak öreceğiz. Artırma yapmadan. Artık artırma yapmıyoruz. 27 tane ilmeğe kadar artırdık. Sıradaki ilmeğimi örmeye başlıyorum. Bir sıra bu şekilde boş örüp ondan sonra boncuklarımızı dizmeye başlayacağız. Bu sırayı da boş örerek başa çıkıp geri gelelim arkadaşlar. 11. sıramızı boş ördük geldik kapattık şimdi boncuklarımızı dizeceğiz arkadaşlar şimdi baştan üç tane boş örüyoruz 2 3 3 tane ördüm şimdi dördüncüye boncuklarımızı dizeceğiz boncuklarım biraz arkada kalmış alayım ön tarafa şimdi boncuğumu örüyorum şöyle ilmeğin içinden bana doğru geçiriyorum ilmeğimden geçirdim şimdi burada buradan da şöyle ön doğru öne doğru boncuğumu aldım bir tane buraya boş örüyoruz boşumu ördüm şimdi boncuğumuzu öreceğiz şöyle boncuğumu örüyorum buradan ilmeğin içinden geçiriyorum ilmekten geçirdim ve öne doğru alıyorum Şimdi boş örüyoruz. Boncuğum ördüm, ilmekten geçiriyorum. İlmekten geçirdim ve öne aldım. Boş olanı ördüm ve boncuğumuzu örüyoruz. Öne aldım, boş ördüm. tekrar ilmeğimi geçirdim ve boş ördüm tekrar boncuğumuzu örüyoruz boncuğumu ördüm şöyle ilmeğin içinden bana taraf geçiriyorum şimdi bu ilmekte şöyle öne alıyorum çok basit ördüm boncuğumuzu örüyoruz şöyle öne doğru alıyorum boşu ördüm tekrar ördüm ve ileri öne alıyorum öne doğru geçirdim boş örüyorum şimdi tekrar boncuğumuzu örüyoruz şöyle ilmeğimden geçiriyorum bazen ilmek küçük olunca zorluyor ama çok kolay arkadaşlar oturduğunuz yerde kolaylıkla örebilirsiniz Şöyle tekrar boncuğumu örüyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Şimdi boş örüyoruz. Şöyle bir tane daha boncuk örüyoruz. Boncuklarımız arkada kalmış. geçirdim şuradan şöyle yaptım ve burada da üç tane boş öreceğiz bir şöyle iki 3 3 tane ördük arkadaşlar burada on bir tane bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on bir tane boncuğumuz olmuş oldu şimdi bunları kapatarak geri gelelim aynı şekilde kapatıyoruz Şimdi ip boncuklarımızı geri veriyorum. Ben bunları kapatarak geri geleyim. Siz de kapatın arkadaşlar. Üst kısımda bir sırada boş öreceğiz. Şimdi hemen boncuklarımızı kurmuyoruz. Bir sırada boş örüyoruz. Bir sıra boş örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırada da boş örerek arkadaşlar bu sırayı tamamlayarak geri gelelim. Boş sıramı yapıp geldim. Şimdi ikinci boncuklarımızı kuracağız. Şöyle 2 3 Bu sırada dört tane başta boş bırakıyoruz. Şöyle ortalara şuradaki ortalara kuracağız boncuklarımızı. Şimdi buraya boncuğumuzu kuracağız. Boncuğumu aldım. Geçirdim ve Şimdi boş örüyorum. Boncukların üstünü boş öreceğiz. Aradakilere boncuklarımızı öreceğiz. Şöyle geçiriyorum. Boncuğun üstünü boş örüyorum. Şu aradakilere boncuklarımızı getiriyoruz. Şöyle geçirdim ve öne alıyorum. Boncuğun üstünü boş örüyoruz. Araya boncuklarımızı örüyoruz. Şöyle geçiriyorum. Şöyle geçirdim ve öne alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde örelim. Ara kısımları örüp Bunları kapatarak geleceğiz. Boncuğun üstündekini boş örüyoruz. Diğerine modelim boncuğumuzu koyuyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan bu şekilde örüp başa çıkıyoruz. Şurada 2 üç tane boncuğumuz kaldı zaten. boncuğun üstünü ördüm şöyle öne aldım boncuğun üstünü boş örüyorum aradakini örüyoruz ve son boncuğumuzdu bu şimdi tekrar boncuklarımızı geri veriyoruz Burada 4 tane boşumuz olacak. Kenarda 2 3 ve 4. İkinci sırada 4 tane kenarda boşumuz oluyor. Birinci sırada 3 tane arkadaşlar. Şimdi bunları da kapatarak geri gelelim. Arkadaşlar ikinci sıramızı da yaptık. Şimdi üçüncü yine 3 üç tane yaptıktan sonra 3 tane boş yapıp yine kuracağız. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra olana kadar bu şekilde yapıp tamamlayalım. Ben de önünü yapıp tamamlayayım. Sonra yan kısımlarda görüşmek üzere diyelim. Çünkü aynı sırayı yapacağız. Aralarında bir sıra boş yapmayı unutmayın. Bir sıra boş örüyoruz, bir sıra boncuk. Bu şekilde ön kısmını tamamlayacağız. Şöyle ön kısmını yapıp bitirdik. 8 tane boncuk sıramız oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sırada boş ördüm ve tamamladık. Şimdi yan kısmına geçiyoruz. Ön kısmı bitmiş oldu. Şöyle 3 tane buraya boş örüyorum. 2 3. 3 tane ördük. Şimdi 4 ilmeğime boncuğumu örüyorum şöyle boncuğumu ördüm yine ön tarafı alıyorum boncuğumu ve öne geçirdim buraya bir tane boş ördüm ikinciye bir tane boş ördük şimdi boncuğumuzu örüyoruz yine buradan geçiriyorum öne aldım boncuğumu boş örüyorum boncuğumu örüyorum yine boştan sonra Öne alıyorum. Boş ördük. Bir tane daha boncuk örüyorum. Şöyle batıyorum. Ondan sonra örüp alıyorum ve dört tane. Dört tane burada bu yanda boncuğumuz olacak. 3. ikinci sırada 3 tane olacak. Şimdi buraya boş üç tane örüyoruz. 3 tane ördük toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane ilmeğimiz oldu şimdi bunları kapatarak geri gelelim kapatıp geri geldim şimdi 13 tane ilmeğimizi boş örüyorum bu sıramızı boş örüyoruz ve 13. 13 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi bunları kapatarak geri geliyoruz. Şimdi boncuklardan da 3 tane alıyorum. Şöyle 1 2 3, 4. 4 tane buraya boş ördük. 5. ye boncuğumuzu koyuyoruz. Ördüm boncuğumu hemen geçiriyorum ve öne alıyorum. Bir tane boş ördüm. Şimdi boncuğumuzu getiriyorum. Boncuğumu ördüm. Batmadan ördük. Batıyorum. İlmeğimi boncuğumu ördüm ve ilmekten geçiriyorum. Boş örüyorum. İlmeğimi battım. Boncuğumu örüyorum hemen boncuğumu geçiriyorum ilmekten öne alıyorum ve burada bir iki üç dört iki kenarda da dört tane boş boncu ilmeğimiz var ortada da üç tane boncuklarımız var arkadaşlar aralarında da bir tane boş var Toplamda 13 tane ilmeğimiz var. Şimdi bunları da kapatarak geri gelelim. Arkadaşlar kapatıp geldik. Yine bir sıra boş sıra örüyoruz. Boş sıramızı da örelim. Şöyle boş sıramız örüyoruz. Şöyle takıl. Şimdi bunları da kapatarak geri gelelim. Boş sıramızı yapıp geldik. Şimdi 3 üç, şöyle üçüncü boncuklarımızı kuruyoruz. Buradan iki tane boş ördüm. Pardon, 3 tane boş ördük. 3 tane ördükten sonra dördüncüye yine hemen boncuğumuzu yapıyoruz. İlmeğimden geçirdim ve öne aldım. Boş ördüm boncuğumu örüyorum ve ilmeğimden geçirdim öne aldım tekrar boş örüyorum tekrar boncuğumuzu örüyoruz hemen boncuğumu geçirdim boş ördüm ve boncuğumuzu örüyoruz şöyle geçirip öne aldım buraya tekrar 3 tane boş örüyoruz kenarlarımızda 3 tane bir sırada da 4 tane kalıyor şimdi bunları da kapatarak geri gelelim kenarı bu şekilde devam edecek arkadaşlar şöyle göstereyim kaç sıra öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra 37'ler örsün 15 sırada 38'ler arkadaşlar bu şekilde ben 10, 14 15 sırayı yapıp tamamlayayım. Sonra yan kısma geçeceğiz. Bu yan kısmında nasıl kurulduğunu göstereyim. Ondan sonra diğer kısımlarla devam edelim. Şimdi ben burayı öreyim. Siz de örün arkadaşlar. Sonra diğer kısımda görüşmek üzere diyelim. Şöyle 15 sıra boncuklarımızı yaptık. Şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra boncuk sıramız oldu. Şimdi buraya iki sıra boş sıra örerek burayı tamamlayacağız. 2 sıra boş öreceğiz. 2 sıra boş örerek bitirelim arkadaşlar. Ben şimdi iki sıra boş örerek bitireyim. Arkadaşlar iki sıra boş yaparak ipimi kopardım. Şimdi kenardan başlıyoruz yine. Şurada bir tane ilmeğimi bırakıyorum. İkinci ilmekten ortada bir tane boş ilmeğimiz kalmış oluyor. Hemen ipimi alıyorum. Buradan başladım. Bir. Şöyle bir alttan bir üstünde geçirerek arkadan saklayalım. Üç. Üç tane ördüm. Buraya bir tane boncuk getiriyorum şimdi boncuğumu ördüm ve ilmeğimden geçirdim ve öne alıyorum boş örüyorum ilmeğimi örüp boncuğumu ilmeğimden geçirdim öne aldım boş ördüm ve boncuğumu örüyorum ördüm ve öne aldım boş ördüm boncuğumu örüyorum ve öne alıyorum ilmeğinden geçirip öne aldım Buraya tekrardan 3 tane boş örüyoruz. Kenarlarda 3 tane boşumuz oluyor. Burada da toplamda 13 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bunları da şimdi kapatarak geri gelelim. Şöyle kapatıp geri geldik. Burayı da arkadaşlar diğeri gibi hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde örüyoruz. Şimdi ikinci sırayı tekrar boş örüyorum. Diğer tarafta ne yaptıysak burada da aynısını yapalım. Buradaki sıramız boncuk sıramızı da 15'e tamamlayalım. Ondan sonra alt kısmına kenarlarına geçeceğiz. Ben burayı da 15'e tamamlayayım. Orada görüşmek üzere diyelim. Şöyle şunu da çıkarayım. Arkadaşlar ben patimi yapıp bitirdim. İki kenarı da bitmiş oldu. Şimdi tığlamasına geçeceğiz. Kenarlarını yapıyoruz. Şöyle son iki sıra yaparak bitirdik. Şimdi kendi aynı lila renginden başlıyorum. Şöyle ilk ilmeğimi batarak şöyle tığımı da göstereyim arkadaşlar. İki buçuk kullanacağım tığımı. Tunus tığımız da iki buçuktu zaten. Aynı dek gelsin diye aynı kalınlıkta tığ kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane zincir çekerek sabitledim. Buradaki bütün ilmeklere batarak sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizde böyle sıkı sıkı yapmayalım, normal. Tunus için örer gibi bol bırakalım arkadaşlar. Bu başlangıç ipimi de şöyle ortadan yürüterek kaybediyorum. Şöyle biraz daha netleştirelim buradaki bütün sık iğnelerine batarak sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sık iğneleri uç kısma kadar bu şekilde yapalım. Uç kısımda çünkü artırma yapacağız. Ön kısımda bu şekilde şöyle bütün hiç atlamadan bütün ilmeklere batarak bol bir şekilde sık iğnelerimizi yaparak ön kısma kadar gelelim. Şöyle uç kısma kadar geldim. Şimdi Köşe arkadaşlar, burası köşe kısmı. Şöyle iki tanesinden alalım ki düzgün olsun. Köşeye battım. Köşedeki sık iğnemi yapıyorum ve bu köşeye bir tane daha batıyoruz. Yani bir tane sık iğneye iki tane sık iğne yaptık. Bir tane ilmeğe iki tane sık iğne yaptık. artırmış olduk. Şimdi bu kenardaki aralara batarak sık iğne yapıyoruz. Burası da köşe. Şimdi köşeye de tekrar battım. Buraya bir tane daha batıyoruz. Şöyle burada biraz siyahlık oluştu arkadaşlar. Boncukları buradan akıttığımız için boncuklarda biraz boya vermiş oldu ipimizi. Şöyle iki tane bir yere battıktan sonra iki tane artırma yaptık. Diğer tarafların hiç artırma yapmadan yukarıya doğru bütün ilmeklere batarak sık iğne yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan yukarıya doğru sık iğnelerimizi yaparak tamamlayalım. Yukarıda ipi nasıl saklayacağımızı göstereyim. Ben yukarıya kadar şimdi çıkayım. Siz de örün arkadaşlar. Yukarıda görüşmek üzere diyelim. Şöyle yukarı doğru geldik. Kopardığımız ipi nasıl saklayacağımızı da göstereyim. Şöyle ipi bu tarafa alıyorum. Tığla ipin ortasında kalıyor. Şöyle batalım. Biraz küçük bırakmışız. Daha büyük bırakıyoruz. Daha kolay saklanmak için. Bu şekilde koparacağımız için her sırada bu şekilde saklarsak burada ip artığı kalmayacaktır. Şöyle son bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bunu biraz daha uzun kestim. Şöyle kenarı gelirken yine saklayacağız. Şimdi siyahla devam edeceğiz. Yine bu baştan başlıyoruz. Buradan hiçbir zaman geri dönmüyoruz. Tekrar yine bu baştan başlıyorum. Hemen ilkin ilmeğe bunu bir ince tığla yaparsanız sizin için daha kolay olur ilmek çıkarması. Şöyle ilmeğe batıyorum. İlmeğimi çıkardım bir tane zincir çekiyorum. Çok da sıkı yapmayın ki sonradan ekleme yaparken tabanında arkadaşlar zorlanmayalım. Şöyle hemen tığımı değiştiriyorum. Yine normal tığıma geçiyorum ve ikinci sırayı da siyah öreceğiz. İkinci sırada hiçbir değişiklik yapmayacağız. Bütün sık iğnelere batarak sık iğne yapacağız. Artık ön tarafta da artırma yapmayacağız bütün sık iğneleri yerli yerinde örerek sıramızı tamamlayacağız şöyle şu ipi saklayana kadar sık iğnelerimi yapayım sonra kaç sıra yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar size de ne değerli vaktinizi almamış olurum hem de videomuz uzamamış olur bu şekilde arkadaşlar ipimizi de yine bu tarafta da sakladık gördüğünüz gibi iki tane ip ekledik ama hiç ip başlangıcımız yok bu şekilde arkadaşlar 8 sıra öreceğiz. Bir lila bir siyah örerek tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. Şu 1 2 3 4 5 6 7 siyah var 8. 8 sıra tamamlayalım. Sonra burun kısmını yapacağız, tabanı yapacağız. Çünkü sonra topu yapıp bitireceğiz. Ben bunu 8 sıra tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Sonra diğer kısımlarda görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar patiğimizin sık iğnelerini yapıp bitirdik. Şöyle sayalım 8 sıra. İlk önce Lila ile başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyahla bitirdik. Buradan bitirdikten sonra buradaki bütün sık iğnelerimi sayıyoruz. Burada ben sık iğnelerimi saydım. Benim toplamda 123 tane sık iğnem var. 2'ye böldüm arkadaşlar. 61 tane bu kenara düştü. 61 tane de bu kenara düştü şöyle bir tane fazlan vardı bu fazlayı tam ortaya verdim Buradan sayıyoruz iğnedeki 62 buradan sayıyoruz arkadaşlar iğnedeki 62 oluyor yani bu iğneden hariç kenarlarda 61 tane ilmeğimiz var Şimdi burnunu başlamaya başlayalım. Burun kısmını yapmaya başlıyoruz. Tabanı yapacağız. Şöyle iğneden sayıyorum. İğnedeki 1 1 2 3 4 5. beşinciye şöyle şişimi geçiriyorum arkadaşlar. İğneyi çıkarıyoruz. Artık iğneyle işimiz yok. Şöyle buraya bir tane zincir çekiyorum. İpimi de birazcık uzun bırakıyorum ki kolaylıkla saklayabilirim Bir tane zincir çektim. Zincirimi getirip buradan çıkarıyoruz. Birinci ilmeğimiz olmuş oldu. Hemen yanındaki sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmeğime battım. Bir tane ilmek çıkarıyorum. İkinci ilmeğime battım. Bu ipi de bir şişin altında olması gerekiyor. Bir üstünde. O şekilde kaybediyoruz. Arkadan saklıyoruz. Şöyle hemen üzerine alıyorum. Şimdi altında. 2 4 5. çıkardık. Şöyle 6. Şöyle 7. 8 2 4 6 7 8 9 9 tane buraya ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunları ikişer ikişer kapatarak geri geliyoruz. 9'la başlayacağız. hepsini kapatıp geri geldim ilmeğimi çıkarıyorum sıradaki buradaki sık iğneye batıyorum şöyle ilmeğimi de şişime geçirdim bunu buradan getirip çıkarıyorum şöyle siyah olduğu için belki belli olmuyor olabilir şöyle birazcık daha yakınlaştıralım hemen önümüzdeki ilmeği alıyoruz şu ilmeği alıyorum bunu artırma yapıyoruz şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son ilmeğime batıyorum 10 9 başladık ilmek sayımızı 10'a çıkardık şöyle sıradaki ilmeğime batıyorum şu ipimizi şöyle 11. ilmeğimi çıkardım. Bunu saymıyorum. Şimdi bunu getirip diğer ilmeğin içinden çıkaracağım. Bu eksilmiş olacak. Bunu sadece eklemek için kullanacağız. Şöyle çıkarıyorum ve getirip diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şu anda burada yine 10 tane ilmeğimiz var. Bunları ikişer ikişer kapatarak geri gelelim. Şimdi tekrar ilmeğimi çıkardım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle ilmeğimi getirip çıkardım. Hemen şu önümüzdekini alıyoruz. Bu şu ilmek ilmeğin bu normalde bunu almayacağız. Şimdi artırma yaptığımız için arkadaşlar siyah olduğu için çok belli olmuyor olabilir. Hemen önümüzdeki ilmeği alıyoruz. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane son ilmeğimi alıyorum 11 ilmek sayımızı bir tane daha artırdık ve 11'e çıkardık sıradaki ilmeğe batıyorum ilmeğimi çıkardım ve diğer ilmeğin içinden geçirdim ve bunları kapatarak geri geliyoruz şu anda 11 tane ilmeğimiz var artık artırma yapmayacağız bu 11 ilmekle topuğa kadar öreceğiz ilmeğimi çıkardım buradaki sıradaki sık iğneye batıyorum ilmeğimi şişime geçirip ilmekten geçirdim hemen artık bu ilmeği almıyoruz bunu alırsak her zaman artırmış oluruz bu ilmeğin altındaki ilmek bu bunun hemen ikinciden alıyorum ikinci ilmekten alıyorum ve örmeye başlıyorum artık 11 taneyi sabit olarak öreceğiz 2 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 ve son ilmeğim alıyorum 11 11 tane ilmeğim aldım sıradaki ilmeğe batıp ilmeğimi çıkardım bunu eklemek için kullanıyorum diğer ilmeğin içinden bunu geçirdim bunları kapatarak geri geliyoruz burun kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar ilmeğimi çıkardım bir sıra daha örelim ondan sonra kamera arkasında ben bunu tamamlayacağım tabanını siyah tercih etmem için neden arkadaşlar şöyle şurayı söyleyeyim ondan sonra hemen buradakini almıyoruz ikinciden başlıyorum ikinciden ilmeğimi alıp örüyorum daha kullanışlı oluyor koyu renk olması tabi siz isterseniz ana renginden yani ana rengini ne yaptıysanız onu da kullanabilirsiniz 2 4 6 7 8 9 10 ve son ilmeğim alıyorum 11 sıradaki ilmeğimi batıyorum ilmeğimi çıkardım ve getirip bunun içinden çıkarıyorum ve bunları bu şekilde kapatıyoruz topuğa kadar bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan öreceğiz ben öreyim arkadaşlar siz de örün topuğa kadar aynı şekilde sonra topukta buluşmak üzere diyelim Şöyle burayı tamamen düz olarak buraya kadar aynı şekilde örüp bitirelim. Geldik. Şimdi topuğunu yapacağız. Şöyle ilkin bu taraf arkadaşlar sık olduğu için işba ilk başlangıç kısmımız. O yüzden şöyle bir ince tığ kullanırsanız ilmeğinizi daha kolay geçirebilirsiniz. Sonra yine tunus tığınıza takın. Şöyle ilmeğimi içinden geçiriyorum ilmeğimi çıkardım ve yeniden tunus şişimi alıyorum ve bundan devam edeceğiz geçirdim ve yine buradaki 11 tane ilmeğimizi örüyoruz Aynen tabanında ördüğümüz gibi topunu da bir kısmını aynı şekilde örüyoruz kenarlardan alarak, ve 11. ilmeğimi ördüm. Bu kenardan şuradaki siyahla başlamıştık. Siyaha batıyorum. Burada da siyahtan aldık. İlmeğimi çıkardım. İçinden geçiriyorum. Ve bunları kapatarak geri geliyoruz. ve yine çıkardım ilmeğimi. Yine tığla ekliyorum şimdi liladas. Sıramız sık iğneden aldım ilmeğimi geçirdim. Şöyle çıkarıp ve tunus şişime takıyorum. Şöyle hemen sıradakinden başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane ördük yine lila'dan oradan da lila'dan almıştık buradan da lila'dan alıyorum ilmeğimi çıkardım ve içinden geçirdim bu şekilde arkadaşlar burayı bu şekilde öreceğiz yukarıda 6 tane ilmeğimiz kalana kadar 6 tane ilmeğimiz kaldığı zaman eksiltmeye başlayacağız bir o kenardan bir bu kenardan bu şekilde ekleyelim Şöyle sıra siyah sıramızda geçirdim ve hemen yine tunus şişime geçiyorum. Aynı bu şekilde örüyoruz. Şuradan 6 tane ilmeğimiz kalana kadar burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane kalana kadar burayı örüp aynı şekilde ekleyelim. Arkadaşlar şöyle topum örüp 6 tane ilmeğimiz kalana kadar geldim. Şimdi eklemesini yapıyorum. Normalde burada sık iğnelere batıyorduk. Sık iğnelerimiz bitti. Şimdi yandaki şöyle ilmeklere batıyoruz. Ördüğümüz ilmeklerden çıkarıyorum. İlmeğimi içinden geçirdim. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Şöyle netleştirelim. 1 2. 2 tane ilmekten aldım bir tane ilmek çıkardım şimdi normal örüyoruz tek tek 2 4 5 6 7 8 9 la onu beraber alıyorum 9'a tamamlıyorum burada da iki taneden bir tane ilmek çıkardık 2 4 6 7 8 9 tane oldu bu arada tığımı da gösteriyorum 3 numara arkadaşlar 1.7 milim Şöyle buradan alıyorum. Tığla örmemizin nedeni bu topuk daha küçük olsun ve toplayıcı olsun ayaktan çıkmasın diye. Şöyle ilmeğime battım, ilmekten ilmeğimi çıkarıp getirip diğer ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bunları ikişer ikişer yine kapatıyoruz. kapattım ilmeğimi çıkardım ilmekten yine geçirip ilmeğimi ilmekten çıkıp geçirdim şimdi tekrar iki tane birden alıyoruz kenardan iki tane aldım ve bir tane ilmek çıkardım 2 3 4 5 6 7 ve 8'i beraber alıyorum 7 tane buraya ilmek çıkarmış olduk karşıdan ilmeğime batıyorum ve ilmeği içinden geçirdim Bunları kapatıyorum. Ve ilmeğimi çıkardım. Kenardan ilmeğe batıyorum. Siyah ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar iki tane alıyorum. Şöyle iki taneye battım. Bir tane ilmek çıkardım. 2 3 4 Buradaki iki tane ilmeği beraber alıyorum yine ve 5 tane ilmeğimiz oldu ve ilmeğe batıp ilmeğin içinden çıkardım ve bunları toplayarak geri geliyorum tekrar ilmeğimi çıkardım kenardaki ilmeğimi batıyorum ilmeğin içinden geçirdim tekrar iki tane alıyorum yine şöyle iki şöyle kenardakileri yine iki kere alıyorum şöyle üç dördüncü ilmeğimi çıkardım ve içinden geçiriyorum Burada üç tane ilmeğimiz var. Tekrar buradaki ilmeğimi batıyorum ve ilmeği içinden geçirdim. Artık eksiltme yapmıyorum. Burada üç tane ilmeğimiz var. Bunları düz olarak örüyorum. iki sıra böyle öreceğiz. Ilmeğimi çıkardım, içinden geçirdim. Tekrar bunları kapatıyorum. Tekrar buradan, şuradan alacağım son ilmeğimi zincirden aldım şöyle zincirden aldım ilmeği sona bıraktım son olarak ondan geçeceğim çünkü geri dönüşte eklemek için buraya battım ilmeğimi batıp örüyorum ve son ilmeğimi batarak ilmeğimi çıkardım ve içinden geçirdim ekleme 3 tane ilmeğimiz var bunları kapattım ve son olarak şuradaki ilmeğimden geçiyorum zincirden de alıyorum arkadaşlar şöyle kenarındaki zincirden de alın köşeniz düzgün olsun buraya bir tane zincir çekiyorum ve sıkılıyorum ipimizi hiç koparmıyoruz ağzını tığlayacağız şöyle 1 2 2 zincir çektim buradaki ağızdaki ilmeğe batarak kapattım bir iki bir tanesini atlıyorum ikinciye zincirimi kapatıyorum 1 2 birinciyi atlıyorum ikinciyi arada bir tane atlayarak bu şekilde ağzını tığlayalım arkadaşlar başladığımız kısma kadar bu şekilde tığlayıp gelelim sonra patiğimizin bitiş bölümünü ağzını yapıp bitirelim şöyle başlangıç kısmına geldim iki tane zincir çektim başlangıç yerimize batıyorum ve şöyle kaydırma yöntemiyle kapatalım çok kaba olmasın yeniden yapacağım battım ilmeğimi çıkardım ve içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çektim ve keselim şöyle biraz uzun kes, kesiyorum ki iğneyle rahatça geçirebilmek için arka tarafa patiğimizin ağız kısmı bitti şimdi ikinci rengimizi yapalım Şöyle kalan iplerimizi de iğneden geçiriyorum. Tığla da aşağı alabilirsiniz. Ama ben genelde bu şekilde alıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığla birkaç kere geçmek gerekiyor. Bu şekilde biraz uzun takarak iğneyle aşağı alabilirsiniz. Ben şimdi bunu da alacağım arkadaşlar. Şimdi ağız kısmına geçelim. Şöyle iğneye kalın bir iğne kullanıyoruz arkadaşlar. İki kat olarak ipimi takıyorum. 2 kat 30 santim kadar arkadaşlar şöyle buradan topuktan başlayacağım geçirmek için şöyle ipimi buradan geçiriyorum iğnemi Pardon bu ipin ucundan kilitliyoruz şöyle buradaki çektiğimiz zincirlerin içinden ipimi geçiriyorum ara kısımlardan şöyle zincirin altından bu da ikinci zincir gibi görünüyor zincir çekmiyoruz iple yapıyoruz ki böyle çok kalın kaba olmasın o şekilde iple geçiyoruz bunu da bu şekilde bütün zincirlerin içinden geçerek başlangıç kısmımıza kadar aynı şekilde yapalım ben şimdi buraya kadar yapıp geleyim arkadaşlar başlangıç kısmımıza kadar geldik. Şöyle şuradan şuradan geçiyorum. Patiğin içinden geçiyorum ki ipim açılma olmasın. Şimdi bir tanesini çıkarıyorum. Diğerini aşağı alacağım çünkü diğerinde yeniden takıp aşağı alacağım arkadaşlar. Şöyle birini Şöyle aynı renginden geçerek aşağı alıp fazlalığını keseceğim. Siz de öyle yapın. Şimdi ben diğerlerini de takıp aşağı alayım. Sonra manken ayağımıza giydirip son haline geçelim. Arkadaşlar ben patiklerimin ikisini de bitirdim. Çok şık ve sade oldular. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir, yaparsınız. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.